Total Enerji istasyonları gün ortasını sunar. Ekotürk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Gün ortası başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 3. enflasyon raporunu açıkladı. Toplantının ardından Ekotürk Televizyon Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş'a bağlanıyoruz. İzlenimlerini alacağız. Cenk Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz toplantıyı? Çok tutarlı bir toplantı olduğunu söylemek mümkün. Kendisine emin bir Merkez Bankası izlenim verdi Gaye Hanım. Soruları net cevapları olduğunu söylemek mümkün. Enflasyon raporu içeriğine gelirsek, o tarafta da baktığımız zaman revizyonların, kuvvetli revizyonların geldiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz iki enflasyon raporunda orta nokta olarak tahmin edilen, öngörülen 22.3'lük enflasyonun 35.7 puan artırılarak %58'e çıkartıldığını görüyoruz. Ve artı eksi 4 puanlık bir sapmayla %62 üst sınır, %54'ü alt sınır olarak değerlendirdiklerini, muhtemelen 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle bu seviyelerin test edileceğini görüyoruz. İleriye yönelik projeksiyonlar açısından baktığımızda 2024 sonunda da enflasyonun %33'lere tekrardan inmesi beklentisi bir patika var. Burada da sapma oranını %2'lik bir artı eksi değerle değerlendirmiş. 35 ile 31 aralığını görmek lazım. Bu süre zarfında bu noktadan itibaren biz biliyorsunuz geçtiğimiz ay en düşük enflasyon verisini görmüş ve ondan peşinden yapılan çeşitli düzenleme, vergi artışları ve diğer uygulamalarla beraber, zamlarla beraber fiyatlamaların yukarı doğru gitmesi beklenmesi ve bu ayda bir %10 üzerinde enflasyon oluşma olgusu herkes tarafından bekliyor. Bunu da Merkez Bankası bilincinde olduğunu ve fiyatlamaların yukarı doğru revize ettiklerini söyledi. Yukarı doğru revizyonla birlikte kademe kademe enflasyonun %60-65 bölgesinde bir bölgeye kadar çıkması öngörülüyor. Kademeli faiz artırımlarının devam edeceği, bütünsel bir açıdan değerlendirme gereken bir politika içinde olduklarını, makro ve mikro ihtiyati tedbirler, bakanlıklar ve hazine ile beraber eş Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'nın güdümü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güdümü, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun güdümü gibi olguların hepsinin bir içinde birlikte olduğunu ve bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini, bu nedenle kademeli faiz artırımının devam edeceğini gösteriyor. Buradaki kademeliden kasıt gerektiği zaman gerekli faiz artırımını yapacağız derken, mevcut enflasyondaki ileriye yönelik düşüşleri beklentisine baktığımız zaman enflasyondaki buradaki 58 hedefinin bir şekilde 33'le indirmesi için politika faizde daha agresif faizde artışlarının gelmesi gerekli ama net takvimsel etkiye baktığımız zaman bu etkinin, bu arttırımların daha ziyade biliyorsunuz Mart ayında yapılacak olan belediye yerel seçimler var. Daha sonrasındaki oluşacak dönemde daha agresif faiz artırımlarının oluşma potansiyelini işaret ettiğini belirtelim. Daha sonrasında bununla beraber çeşitli kazanımlarla birlikte tedrici olarak enflasyon aşağı doğru gelmesi beklentilerine sahip olduklarını ve esas enflasyonla mücadelede kazanımların 2025 yılı itibariyle gün yüzüne çıkmasını beklediklerini ve 18 civarında bir 18-19'luk bir enflasyon bölgesine doğru 2025'te inilmesi tahmininde bulunduğunu belirtelim. Revizyona giderken burada revizyonun alt kalemlerine, kırımlarına baktığımız zaman tabii ki kur geçişkenliği noktasında detaylı çalışmalar yaptıklarını gördük ve bununla ilgili grafikler paylaşıldı. Kurdaki hareketin enflasyon üzerinde %25'lik bir geçişkenliği olduğunu ölçtüklerini, hesapladıklarını söylüyorlar. Bu noktada yine içerideki son bu yukarı doğru 35 puanlık faiz enflasyondaki yükselişin kırılımına geldikleri zaman TL'nin değer kaybından kaynaklanan %7,5'lük bir oran, yine çıktı açığından %1,3'lük bir oran, yine gıda ve gıda dışı gıda tarafından %8,3'lük bir artışa sebebiyet verdiğini, yine baktığımız zaman diğer faktörlerde de bir sapma eşiği diye bir eşik konmuş vaziyette. Şu anda öngörülemeyen sebeplerden kaynaklı ve daha önceki uygulanan hesaplama metodolojisi ile bugünkü hesaplama yöntemin arasındaki değişikliğin getirmiş olduğu %10,9'luk bir revizyon getirdiğini söyledi.
Bunların hepsine baktığımız zaman daha sonrasında soru cevap kısmı oldu. Ciddi bir koordinasyon konusunda atıfta bulunduğunu ve istikrarlı bir şekilde süreci devam ettirmek istediklerini, bu mücadelede çeşitli sorular geldi. Tabii ki sorulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yönünde nasıl bir süreç var, herhangi önünüzde bir kısıt var mı diye. Kendisi bundan net bir şekilde böyle bir durumun söz konusu olmadığını, biz gerekli adımları gerekli çerçevede sıklaştırma adımlarıyla devam edeceğiz. Attığımız adımlarda ilk etapta geçtiğimiz hafta atılan adımlarla beraber piyasadan 450-500 milyar TL civarında bir likiditenin çekildiğini belirttiğini söyleyelim. Gidişat daha ayakları yere basan bir hedeflemeyle yola devam edilecek olması gibi gözüküyor. Ama atılacak adımların yine kademeli ve selektif olarak devam etmesi noktasında olacağı belirtildi. Ben bu selektif noktayla ilgili bir soru sordum. Özellikle de KOBİ dışı 500 milyon TL'nin üzerinde büyüklüğü olan, aynı zamanda 250 çalışanından daha fazla personel olan kurumların, net ihracatçı olmayan kurumların kredi erişimiyle ilgili sıkıntılar olduğunu, bankaların burada kredi noktasında TL krediden ziyade döviz kredisi kullandırma yönünde hareket ettiklerini ve net ihracatçı olmamalarından kaynaklı olarak da bir kur riskiyle karşı karşıya oldukları ve bunu da zaman içinde işletmenin sermaye erişememesi nedeniyle sermaye ve işletme sermayesi erozyonuyla karşı karşıya kaldıklarını, bunun yansımalarını İleride daha önceki tecrübelerimizde İstanbul yaklaşımı gibi olguların oluşmasına sebebiyet verdiğini söyledim. Ona karşılık da bir cevap olarak biz burada bu konuyu üzerinde de zaten çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, incelememizi devam ettiriyoruz. Diğer BDDK olsun, diğer sektörler olsun ve bakanlıklarla olan koordinasyonla beraber bu noktanın da masada olduğu, değerlendirmede olduğu belirtildi diyebilirim. Birazdan konuklarımız olacak ama konuklarımıza bağlanmadan önce şu an için bildireceklerim bu şekilde. Peki Cenk Akyoldaş'a bize çok teşekkür ediyoruz. Gün ortasına devam ediyoruz değerli izleyiciler. Stüdyomuzda yetkilendirilmiş yükümlü derneği yönetim kurulu başkanı Mehmet Altay Yeğin var. Altay Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Öykü Hanım, teşekkürler. Şimdi yetkilendirilmiş yükümlü derneğinin ne olduğunu, bu derneğin görevini konuşacağız. ÖTV ile ilgili sorunları konuşacağız. Özellikle önemli olan konulardan bir diğeri de karşılıklı tanıma anlaşmalarının neden önemli olduğunu soracağım size. Önce isterseniz yetkilendirilmiş yükümlü nedir, tarihçesi ve süreçten bahsederek başlayalım mı? Tabii ki yetkilendirilmiş yükümlüyü anlayabilmek için öncelikle 2. Dünya Savaşı'na gitmemiz gerekiyor. 1945 yılında dünya ticareti hızla artıyor ve artış seyrine devam ediyor. Bu arada dış ticaretin önlemleri de artması gerekiyor. Gümrük idareleri geleneksel anlayışı nedir? Vergi toplamak. Bu geleneksel anlayışının dışında dış ticaret erbabıyla işbirliği içerisine girmeye çalışıyor. Yani neoliberal yaklaşımların dışına çıkmış oluyor. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan saldırıdan sonra CTPAT programı hayata geçiriliyor. 2005 yılı itibariyle Dünya Gümrük Örgütü SAFE standartlarını yayımlıyor ve 2008 yılı itibariyle de Avrupa Birliği, IO diye tabir ettiğimiz yetkilendirilmiş yükümlülüğü hayata geçiriyor. Türkiye'de 2009 yılında kendi gümrük kanununa yetkilendirilmiş yükümlülüğü derç ediyor ve 2013 yılında da ticaretin kolaylaştırılması yönetmeliğiyle gümrük işlemlerinde basitleştirme sağlayan yetkilendirilmiş yükümlülüğü sertifikasını hayata geçiriyor. Şu anda hali hazırda Türkiye'de 686 firmada bu belge mevcut. Peki derneğin biraz görevini anlatır mısınız bize? Yani yetkilendirilmiş yükümlü derneğinin tam olarak görevi nedir? Evet, yetkilendirilmiş yükümlü derneği 31.5.2019 yılında 5 kurucu üyeyle kuruldu. 2019 yılında. Evet, 2019 yılında daha 4 yaşında bir dernek. Şu anda Türkiye'de hali hazırda 100 bin tane dernek var ama bu derneklerden bizi ayıran iki temel özelliğimiz var. Birincisi yönetim kurulu kararıyla üye olunabilen ve sertifika sahibi firmaların üye olduğu tamamen çarkın dişilerinden oluşan bir dernek. Buradaki amaç ve muradımız şuydu, dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmek, eşgüdüm halinde çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara iletmek amacıyla 31.5.2019 tarihinde derneğimizi aktif hale getirdik. Buradaki amaç bakanlıklar arasındaki koordinasyonu bilhassa yurt dışı araştırmaları yaparak, yani yurt dışında farklı tipte farklı modelleri araştırma yaparak
bunları kendi üyelerimizle paylaşmak. Kısaca şöyle de bir bilgi vermek isterim. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 92 ülkede yetkilendirilmiş yükümlü sistemi mevcut. Hali hazırda 87 karşılıklı tanıma anlaşması ve 78 tanesi de masada bulunmakta. Bunun dışında da yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların da gün be gün dünya üzerindeki etkileri de artmaya devam etmektedir. Evet, peki kaynak kullanımını destekleme fonu ile ilgili de bilgi verir misiniz? Yetkilendirilmiş yükümlü derneği firmalarına muafiyet tanınmamasının nedeni nedir? Evet, kaynak kullanımını destekleme fonu 1988 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Merkez Bankası uhdesinde tahsilatı yapılmaya başlanan bir fon. Sadece dış ticareti ilgilendiren kısımlarında değil, bankacılık sektörlerinde vesaire diğer sektörlerde de %100 oranında fon tahsilatı yapılıyor. Tabii bizi ilgilendiren durum dış ticarette vadeli işlemlerde fatura bedeli üzerinden %6 fon kesintisi gerçekleştirilmesi. Bunlar neler? Kabul kredili, mal mukabili ve vadeli akreditif ödeme şekillerinde %6 fon kesintisi sağlanıyor. Bizim burada şöyle bir muradımız var aslında. Bilhassa YYS sahibi firmalar özelinde. YYS sahibi firmalardan örnek vermem gerekirse peşin ödeme yöntemi kullandığı zaman fon kesintisine tabi olmuyor. Ancak mevcut sermayesinin, mevcut varlıklarının belki de sözleşme gereği vadelendirdiğinde burada ceza ile karşı karşıya kaldığını düşünüyoruz. YYS sahibi firmalar Türkiye'de dış ticaretin %40'ını gerçekleştiriyor. Yani neredeyse yarısını yetkilendirilmiş yükümlü sahibi firmalar gerçekleştiriyor. Dış ticaretimizle ilgili bilhassa YYS1 yani imalatçı ihracatçı firmaların kaynak kullanım destekleme fonundan muaf tutulması yönünde biz taleplerimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Bunun dışında da bu muafiyetin dışında da Bakanlar Kurulu kararıyla muafiyeti var. Yani GİTİP bazında var. Bir diğeri de dahil değiştirme rejimi kapsamında. Üçüncü bir alternatif olarak da biz de YYS sahibi firmaların kaynak kullanımını destekleme fonundan muaf tutulması yönünde taleplerimiz devam etmektedir. Derneğinize üye kaç firma var şu anda? Şu anda hali hazırda 55 üyemiz var. 10 firmada yönetim kurulu kararı alıyor. Çünkü derneğimize dediğim gibi spesifik bir dernek. Yani dış ticarette faaliyet gösteren bu firmaların tamamının yönetim kurulu kararı alması gerekiyor ve sertifikaya sahip olması gerekiyor. Tamamen YYS özelinde kurulmuş bir dernek. Peki yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların ÖTV ile ilgili sorunları nedir? Evet, ÖTV ile ilgili sorunları şöyle. Ben bir örnekle başlamak isterim. 35 bin metre küplük bir akaryakıtın ÖTV zammından önceki teminatı 70 milyon iken şu anda hali hazırda o rakam 250 milyona çıktı. 250 milyona çıktı deriniz çünkü konu çok önemli bir konu ama bugün diğer önemli bir konu da biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalardı. Piyasada bayağı hareketli. ÖTV de çok önemli bir konu. O yüzden ona bir virgül arası verelim, sonra devam edeceğiz. Bağlantımıza devam edelim şimdi. EkoTürk Televizyon Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş, Doktor İnanç Sözer'le enflasyon toplantısını değerlendirecek. Hemen kameralarımızı tekrar Ankara'ya çeviriyoruz. Evet, konuğumuzla beraberiz. Virtus Capital Global'den İnan Sözler bizlerle beraber toplantıyı değerlendireceğiz. Kendisine sorusu olmuştu. Genel olarak neler düşünüyor? Bir öncelikle onu soralım. İnanç, hoş geldin. Ne diyorsun? Uzun bir aradan sonra çok katılımlı olduğu bir toplantı oldu. Herkesin merakla beklediği bir toplantıydı. Sonundaki enflasyon raporu sonunda bir değişikliğe gidilmemişti. Bugün radikal bir değişikliğe gidildiğini gördük. %58'e çıkartılan bir enflasyon politikası. Bu yeterli olacak mı? Atılacak adımlarda 2024'de özellikle 2004'ün ikinci çeyreğinin ortasından itibaren bir iyileşme sürecinin başlayabileceği vurgusu var. Senin öngörülerin nelerdir? Global olarak bir de toplantıyı değerlendirmeni rica ederim. Aslında Sayın Başkan'ın ana hatlarıyla performansını oluyorum. Benim de 4 yıl aradan sonra ve çıktığım her yayında enflasyon raporunu artık izlemeyesek de olur bir anlam ifade etmiyor diye ifade ettiğim bir 4 yıllık döngüden sonra katıldım ilk toplantı. Genel anlamda senin de bahsettiğin gibi o toplantının önemini ifade eden bir katılımda gördük. Başkan ana başlıklarda zaman istiyor ve bu zaman isteme halinin piyasanın ne kadar buna müsaade edeceği kısmını iyi anlıyor olmamız lazım.
birçok açıdan baktığımızda daha çok öz eleştiri yaptığı ve Türkiye'nin gerçek durumunu ortaya sunan bir tahmin seti ve ekonomik değerlendirmeler gördük. Peki gelişini ben çok olumlu karşılıyorum. Kesinlikle öyle. Ancak Sayın Başkan'ın buna karşı politika reaksiyon kısmında ya da enflasyon hedefinin revize edilip edilmemesi konusundaki tutumu ne yazık ki bence çok eleştirilecektir. Ve bugünün en negatif olarak okunabilecek adımlardan biri diye okuyorum. Çünkü Merkez Bankası kanununa göre malumun olduğu üzere eğer ki enflasyon hedefinin üzerinde kalıyorsa aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitaben Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ben enflasyon hedefimi tutturamadım çünkü şunlar oldu diye bir hesap verilebilir ilkesi gereği bir mektup yazması gerekir. Şimdi bu mektubu verilecek olan rakam yıllık %5. Biz aylık %5 enflasyon yaşıyoruz. Temmuz'da %10'luk bir enflasyon görüyor olacağız. TÜİK'in rakamlarına ilişkin eleştirilerin hepsini de bir yana bırakıyorum. Yıllık bazdaki enflasyon tahmini %58. Ancak enflasyon hedefini %5'te tutmayı tercih ettiğini ısrarla söylüyor. Evet. Şimdi Sayın Başkan'ın iletişim konusundaki bu gerginlik... OVP'de geçen sene bir revizyon gelmişti. OVP'deki enflasyon tahmini daha yukarıda bir seviyedeydi hatırlar mısın? Elbette. Yani o yüzden de şimdi bugünkü toplantıdan sonra Sayın Başkan'ın genel performansı olumlu karşılanabilir. Ancak birçok açıdan yapılacak eleştirilerden biri eğer Merkez Bankası %58'lik enflasyonu kabul ettiyse yılın sonunda demek ki %70'lere varan bir enflasyon göreceğiz kaygısı oluşabilir. Hep altta kalıyor çünkü hedefler. Altta kalıyor ve bu tutumu izledikten sonra ve para politikası reaksiyonlarını da sadece faizi tartışmayalım. Faiz dışındaki kalemlerde de çok prematüre, çok yavaş zaman isteyen bir yaklaşımla attığınız zaman doğal olarak enflasyon risk daha da yüksek gerçekleşiyor. Senin beklentin nerede? 58'i realistik buldun mu? Ya da üst bantı nereye sen çekersin? 60-62 bölgesine koymuş Merkez Bankası. Benim Mart ayında yaptığımız revizyonlardan sonraki yıl sonu enflasyon tahminim %60'tı. Şimdi ben bugünkü toplantıdan sonra bunu %70'e yaklaştırmayı tercih ediyorum. 2024 revizyonu çok daha keskin olması gerekir. 33 rakamı elbette. Ben 2024'ün %24'lere kadar gerilebileceğini düşünüyordum. Ama bugün anlıyorum ki Merkez Bankası her ne kadar çok iyi niyetle çalışmış olsa da hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesini çok fazla umursamadan aslında zaman istediği, dolayısıyla da TL ne kadar değer kaybederse kaybetsin, ben bu zamanla bu işleri çözmek istiyorum dediği bir yapıyı tercih ediyor. O yüzden bana kalırsa esas sorunumuz 2024 enflasyonu için yapılacak yukarı yönlü revizyondur. Üstelik de burada 1 Ocak'ta yapılacak asgari ücret zammının da ne olacağı kısmı özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son demeçlerinden de anlayabileceğimiz üzere çok yüksek bir orana işaret ediyor. Şimdi %50'ler civarında bir asgari ücret zammı görecek olursak ki bunun daha ötesini şu an Ankara'da konuşulduğunu duyuyoruz. %50'lik asgari ücret artışı 1 Ocak'ta 2024 enflasyonunda tıpkı 2023'te bu sene içerisinde olduğu gibi %50'lere yaklaştıracak bir enflasyona denk getirecektir. Türkiye bugün itibariyle para politikası kavramına, literatüre 2 tane kavram soktu. Birincisi, biz dezenflasyon süreci beklerken Sayın Başkan geçiş süreci diye bir kavram oluşturdu ve bana zaman tanıyın dedi. İkincisi, geçmişte yapılan politika yaklaşımlarının sonucu olarak aslında revizyonun esas kalemini tahminlerdeki ve metodolojideki değişim diye ifade ettiği bir başlığa yüklemiş durumda. Normalde gıdadaki beklentimin dışına geldi, büyüme beklentimin dışına geldi, TL beklentimin dışına kaldı gibi açıklamalar diyoruz. Şimdi bugün ilk defa Merkez Bankası enflasyon raporunda, evet, enflasyonu en fazla etken kalem olarak tahminlerdeki değişim dediği bir kaleme sığdırmış durumda. Bunun adı para politikasındaki yanlış tercihler. Ben 7,5'luk çıktı açından 1,3, gıdadan 8,5, diğer zamlardan işte maaşlardan 7,5. Senin bahsettiğin noktadan da %10,9'luk bir sapmaya işaret eden bir farklılaşma. Şimdi bakıyoruz AK Parti iktidarları boyunca son 2 yılı bir ara bırakırsak Cenk Bey %11 olarak gerçekleşti Türkiye'de enflasyon. Evet. Biz unuttuk ama zaten enflasyonumuz bizim %10 civarındaydı 20 yıl boyunca. Bunu hortlattık 90'lardaki gibi enflasyon canavarını tekrar masaya koydular. Ve biz bu %86 olarak TÜİK'in açıkladığı rakama kadar çok hızlı yükselen bir enflasyon gördük. Şimdi çok değil Kasım 2021'deki %20'lik enflasyonu önümüzdeki 3 sene içerisinde göremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. 19'a zaten bunların sonunda beklenti 19'a kadar inmesi yönünde bir adım atıldığı görülüyor. 2025'te 19'a indirmeyi hedefliyoruz. Hakikaten dediğim gibi başlangıç noktasına ancak 4 senede dönmüş olacağız. Süreç açısından değerlendirdiğimizde. Peki baktığın zaman biliyorsun daha önceki politika bizim son AK Parti iktidarı döneminde 20 yıllık süreç zarfında enflasyon hiç bu seviyeleri son 2 senedir görünen bölgelere yaklaşmamış. 25'ler seviyesinin üzerine çıkmadan işler sonuçlanmış bir şekilde politika faizinin 19-24 bandı 2 tane tepe noktası var. Bu eşiklerin
seçimlere kadar süre içinde aşılmasını bekler misin? Ben mesela beklemiyorum şu anki bugünkü toplantı sonrasında. Yani burada Sayın Başkan'ın zaman isteyen yaklaşımı nedeniyle aslında bizim de gün geçtikçe durumu değerlendiriyor olmamız lazım. Ama çok net emin olacağımız bir tablo var. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Ne yazık ki TL ne kadar değer kaybederse kaybetsin, ben para politikasını kademeli ve yavaş adım atmak istiyorum dercesine bir tutum görüyoruz. Şimdi bence burası sıkıntılı olan kısmı. Evet, evet. Çünkü Sayın Başkan'ın 2024 için enflasyon tahminindeki revizyon kalemlerine bakalım. Eğer uluslararası emtia fiyatlarında olağanüstü bir yükseliş beklemiyorsa, ki küresel çapta böyle bir tahmin yok, sadece benim değil, kimse böyle bir 2024'te öyle bir hızlı yükseliş beklemiyor. Nispeten büyümelerin hız kestiği, o yüzden de emtianın stabil olacağı bir döneme giriyoruz. Sayın Başkan, TL cinsinden uluslararası fiyatlarda en büyük revizyon bekliyor 2024'te, en büyük enflasyonist etki bekliyor. Yani bize şunu söylüyor, ben TL'nin daha fazla değer kaybetmesine razı oldum. Yeter ki bu çok keskin, bir güne sığan bir şekilde olmasın. Yeter ki TL'deki değer kaybına karşı ben faiz ve faiz dışı politikadaki araçları daha zamana yayan bir şekilde yapabileyim. Bu yaklaşım, yani yerli yatırımcıyı yaşadığı hayat pahalılığını göz ardı ederek daha çok yabancı yatırımcı odaklanıp yurt dışından para geldiği zaman sorunlarımız çözülecekmiş gibi bir yaklaşım sergilemek bana çok makul gelmiyor. Eğer ki biz Sayın Başkan'ı yanlış anladıysak bugün, ki çok net bir tavır koydu ortaya, sorulardaki sınırlamaları da, genel anlamdaki demeçleri de bir miktar kaygılı olduğunu, baskı altında gördüğünü hissetse bile, söylemeye çalışsa bile aslında çok netti. Bu netlik içerisinde biz yanlış anladıysak bile Sayın Başkan'ın önümüzdeki dönemde çok daha fazla iletişimle, çok daha fazla sizlere, basına, yatırımcıların karşısına çıkarak bu buradaki yün kalabalığını, buradaki bilgi kirliliğini kaldırabiliyor olması lazım. Ve bunun birinci yolu Merkez Bankası kanununu hiçe sayarak enflasyon hedefini %5'te tutmak değil. Önce burayı değiştirebiliyor olması lazım. Peki son olarak da şunu da sormak istiyorum. Baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bağımsız noktasında sorular geldi. Bunlara cevap verdi. Senin de burada bir çekincen olduğunu net şekilde anlıyorum. Biraz daha baskı altında gibi hissediyorsun. Nisan'dan sonraki bu keskin düşüşü biz neye bağlayacağız? Bunun öncesinde bu 58-60 periyoduna giden noktada sorun içinde kur hareketi ve enflasyon arasındaki ilişkiyi de çok detaylı çalışmışlar. O detaylı çalışmayla da %25'i bulduğunu hesapladıklarını söylüyor. Daha önceki yorumlarda 10-15 olduğu belirtiliyordu bu miktarın. %25'lik. Bu bağlamda baktığımız zaman kur nereye doğru evrilebilir? Bu %25 geçişkenlikle, bu 58'e giden, 60'a giden, 70'e giden enflasyon çerçevesinde baktığımız zaman. Aslında biz ekonomistlerin, rasyonel ekonomistlerin ısrarla söylediği bir durumdu bu Cenk Bey. %25 etkiliyor. Eğer %10'luk bir değişim varsa, TL'de değer kaybı varsa 2,5 puan görüyoruz artık, evet, diye ifade ediyorduk. Merkez Bankası inatla hayır, düşündüğünüz gibi değil, %10-15 bandında bir etkisi, evet, oluyor diyordu. Şimdi bugün Sayın Başkan ekonomistlerin, rasyonel ekonomistlerin kendi tahminini teyit eder bir yapıyı ortaya koydu. Yani TL ne kadar değer kaybederse kaybetsin deme lüksümüz yok. Ama Sayın Başkan'ın zaman isteyen hali maalesef buna evriliyor. O yüzden bence kurdan geçişkenliğin ne kadar yükseldiğine bakarak bence bir miktar daha bu zaman kavramını, zaman isteme kavramını gözden geçirmemize çok büyük fayda var. Çok teşekkürler. Değerli katkın için bir başka yerine tekrar görüşmek üzere diliyorum. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet, Ankara'dan yayınlarımız devam edecek. Şimdilik kısa bir ara. Peki Cenk Akyoldaş'a ve konuğuna tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar Ankara'ya döneceğiz ve yorumlamaya devam edecek Cenk Akyoldaş konuklarıyla yılın 3. enflasyon raporuna dair açıklamalarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın. Şimdi tekrar stüdyodayız. Yetkilendirilmiş Hükümlü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay Yayın'la sohbetimize devam ediyoruz. Araya gitmeden önce ÖTV ile ilgili sorunlar nelerdir diye konuşuyorduk. Yetkilendirilmiş Hükümlü sertifikası sahibi firmaların ÖTV ile ilgili yaşadığı sorunları biraz bize anlatır mısınız? Teşekkürler Öykü Hanım. Ben de bu ÖTV ile ilgili sorunu iki kere hatırlatmak ve tekrar etmek durumunda kaldım. Teşekkür ediyorum ayrıca. Şimdi yetkilendirilmiş hükümlü sahibi firmalar, güvenilir firmalar. Kendi otokontrolünü yapabilen, yeminli mali müşavir raporu olumlu sonuca bağlanmış, devlete herhangi bir borcu olmayan, küçük bir örnek vermek isterim. Bir işletme düşünün ve ticari aracı kırmızı ışıkta geçtiğinde kesilen cezasının bile olmaması gerekiyor. Yani devlette hiçbir şekilde vergi borcu olmayan, SGK borcu olmayan güvenilir firmalara verilen bir sertifika. Hal böyle iken normalde 27. fasılda akaryakıttan örnek vermek isterim. ÖTV bir sayılı liste kapsamında
ağır yüklerde ÖTV teminatı veriyor. Bunu veren firmalarımız bir örnekle başlamıştım. 35 bin metreküplük bir akaryakıta ÖTV zammından önce 70 milyon TL'lik teminat mektubu verirken şu anda hali hazırda 250 milyonluk teminat yükü ile karşı karşıyalar. Burada parantez içinde söylemek istiyorum. Artık bu güvenilir firmaların bu teminat kıskacından kurtulmasını talep ediyoruz. Burada iki tane önemli bakanlık var. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlığı. Bizler şunu da çok önemsiyoruz. STK'lar ile görüşülmesini ve bakanlıkların, çünkü bizim çözüm önerilerimiz de var. Madem bunlar güvenilir firma, bu firmalarımızı lütfen, her işletmenin yangında ilk kurtarılacaklar listesi vardır. Muhakkak sizin de vardır, bu Ekotürk'ün de yangında ilk kurtarılacaklar var. İçinde bulunan durum ve hal şartlar içerisinde tabii ki bizler de yangının söndürülmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ama yangında ilk kurtarılacaklar yetkilendirilmiş yükümlü sahibi firmalar. Çünkü sanayici, imalatçı ve ihracatçı Türkiye'nin dış ticaretinin %40'ını gerçekleştiren firmalar. Bu konuda da çok önemsiyoruz. Evet, ihtisas gümrüğü uygulaması da çok önemli bir konu ama kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim sohbetimize. Total Enerji İstasyonları'nın sunduğu gün ortası devam ediyor. Aranın ardından gün ortası devam ediyor değerli izleyiciler. Ekotürk TV Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş toplantıyı şimdi de Doktor İsmet Demirkol'la değerlendirecek. Sendeyiz Cenk Akyoldaş. Kameralarımızı tekrar Ankara'ya çeviriyoruz. Evet, Ankara'dan özel yayınımız devam ediyor. Konuklarımızla beraber İsmet Demirkol bizlerle. Hemen kendisine dönüyorum. İsmet Bey, toplantıda beraberdik. Hatta yan yana oturuyorduk. Geçtiğimiz toplantıda da beraberdik ikimiz. Baktığın zaman bir önceki toplantıya bu toplantıyı kıyasladığımız takdirde nasıl bir değişim gördünüz? İleriye yönelik size bir ümit vaat etti mi? Şöyle ki, öncelikle çok net verilen soruları da cevaplar netti. En azından Sayın Abişek Ayarkan'ın, Türk Hükümet Merkez Bankası Başkanı'nın kararlılığı, yani 2025'e daha fazla vurgu yapmasını, 2023'ün zor geçtiğini ifade etti. Ve açıkçası iletişimin daha da açık kanallarla olacağını ve özellikle de kararlılıkla sadece faiz artışı değil, aynı zamanda yeni politika araçlarıyla da bunu devam ettirip, zenginleştirip esas 2025'te esas olarak hissedilebilecek bir süreci bence belirtti. En azından verilen mesaj da önemli, süre de önemli. Umarım hem Ankara'nın sıcak havası gibi enflasyonun mücadelede biraz daha serin havaları ve serin süreçleri en kısa zamanda 2025'ten de daha önce görebiliriz gibi düşünüyorum. Peki 58'lik bir enflasyon hedefi var. Bunu gerçekçi buluyor musunuz yoksa sizin beklentiniz ne yönde? Soru beklentim özellikle Ekotürk sohbetlerinde de %65 diye dile getiriyorum. Dolayısıyla %58 olarak ifade edilmesi yıl sonunda da %60 çıkma ihtimali de belirtti. Yani 65'e 58 olarak revize edilmesi benim beklentime göre en azından %22-23 bandından yukarı doğru çıkması açısından olumlu. Tabii ki yüksek ama her şey önemli. Ancak diğer taraftan verilen mesaj, yani bugün %58'i veriyoruz ama 2025'te esas, çünkü 2024'te kalıcı düşüşü bekliyor. Dolayısıyla çok zaman var. 1,5 yıl geçiş sürecinden bahsediyoruz. Uzun bir vade değil mi sizce? Burada belki de açıkçası bence verdiği nokta ihracat. Yani ihracatçıya daha fazla teşvik. Özellikle tüketici finansmanı miktar daraltıcı politika, fakat özellikle ihracatta sektörel desteklerin daha fazla ortaya çıkarak, yani yabancı sermaye çekerek faiz artışını miktar çok fazla cimri kalarak, yani faiz artışı çok fazla arttırmayarak sermaye girişi her şeyden önce doğrudan yabancı yatırım, belki de ihracat bu kanalları daha fazla çekerek, işte ondan dolayı belki sürecin bir miktar yüksek olacağını göreceğiz. Tabii ki umarım ki olur ama 2024'te beklentim kalıcı olarak bir hissedebileceğimiz düşüşü ikinci yarıdan itibaren görebiliriz gibi gözüküyor. Peki 2024'ün ortasından itibaren Merkez Bankası'nın alacağı PPK faiz, politika faizi noktası artışlarda genel ortodoks kabul görmüş sisteme yakın bir seviyelere çekmesini bekler misiniz? Yani 24'ün üzerinde bir faiz bekler misiniz? Çok beklemiyorum açıkçası. Yıl sonu beklentimi de söyleyeyim. Şu anki verilen mesajda da bunu algıladım açıkçası. %17,5 olan politika faizini 2023'te maksimum %20,
2024 için politika faizinde maksimum %22-23 civarında görebileceğiz gibi gözüküyor. Farklı araçlarla bir miktar zenginleştirecek gibi gözüküyor. Bunun kuru üzerinde etkisi nasıl olur sizce? Tabii ki artacaktır ki belki de bu ihracatçı için, katma değer için önemli ama enflasyonu da arttıracaktır. Burada da kurun dengelenmesi yine sermaye girişi. Zaten Sayın Hafize Gaye Erkan'ın verdiği mesajda da biz sermaye girişi çekerek, yatırımlar çekerek dengelemek istiyoruz. Dolayısıyla bu miktar kur belki de kendi dengesini bulacaktır. Ama bundan sonraki süreçte 2025'ten sonra belki kurda bir dengelenmenin bir miktar belki aşağı doğru kaydığını görebiliriz ama bundan sonraki sürecin bir miktar ihracat odaklı, daha fazla sektör odaklı devam edip politika faizini çok fazla arttırmayıp en azından 22-23 bandına kadar hareket edeceğini söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkınız için. Ben bir başka yerine tekrar görüşürüz. Evet, yayınlarımız devam edecek. Tekrar söz sizde. Peki, tekrar teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş'a ve konuğu Doktor İsmet Demirkol'a. Sohbetimize devam ediyoruz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay yayını değerli izleyiciler. Altay Bey, şimdi ihtisas gümrüğü uygulaması da çok önemli bir konu bildiğimiz kadarıyla. Onu da bir anlatır mısınız? Nedir? Tabii ki bizim birinci amaç ve gayemiz yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların hak ve yükümlülüklerinin iyileştirilmesi. Yetkilendirilmiş yükümlü sisteminde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyoruz zaten. Ticaret Bakanlığı da bu konuda çok hassas ve titiz bakış açısını da biliyoruz. Bizim buradaki amaç ve gayemiz YYS sahibi firmaların hak ve yükümlülüklerinin arttırılmasını sağlamak. Bizim bir sloganımız var. Yetkilendirilmiş yükümlü statü sertifikasına sahip olmak bir ayrıcalıktır. Lakin ayrıcalıklar farklılıklarla ortaya çıkmaktadır. Yani diğer firmalardan ayrıcı bazı farklılıkların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi de dış ticaret konuma önlemleri arasında artık yer alan ihtisas gümrüğü uygulaması. Kısaca belirtmek gerekirse belirli bir eşyanın gümrük işlemlerinin sadece belirli gümrük idarelerinde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Aslında dünya konjonktürüne de baktığımızda Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da örnekleri var. Fas, Endonezya, Kolombiya gibi ülkelerde bu uygulama var. Biz burada YYS 1, bilhassa imalatçı, ihracatçı, sanayici firmaların ihtisas gümrüğü uygulamalarından muaf tutulmasını talep ediyoruz. Nedeni ise bugün bir konteynerin $400 maliyeti söz konusu. Yani bir gümrük idaresine gidip tekrar tesisine gelmesi bunlar da ağır yük ve maliyetler sağlıyor. Tekraren ve defaatle bu söylüyoruz. YYS sahibi firmaların, bilhassa YYS 1 sahibi imalatçı, ihracatçı firmaların ihtisas gümrüğü uygulamalarından muaf olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki şimdi karşılıklı tanıma anlaşmaları da oldukça önemli. Neden önemli? Bize bir anlatır mısınız bu karşılıklı tanıma anlaşmaları? Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası tabii bu kadar önemliyken Türkiye'nin içinde bulunduğu anlaşma var mı? Evet, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası uluslararası bir sertifika. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı dediğim gibi 94 ülkede aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'nin sadece Güney Kore ile karşılıklı tanıma anlaşması var. Hali hazırda Avrupa Birliği, Çin, Rusya masada Gürcistan, Kazakistan'la istikşafi görüşmeleri devam ediyor. Bizim burada önemsediğimiz şu, İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması gerçekleştirdik. Ve siz de biliyorsunuz geçen haftalarda serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi hususunda tekrar bir araya gelindi. Her iki ülke masaya oturacak. Lakin burada 1100'ün üstünde yani AEO diye tabir ettiğimiz sertifika sahibi firma var İngiltere'de. İngiltere'nin ile gerçekleştirdiğimiz dış ticaret hacimlerimiz de göz önüne alındığında bilhassa İngiltere ile karşılıklı tanıma anlaşmasının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da çok önem arz ediyor. Sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar bir Ankara'ya dönelim. EkoTürk TV Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş, değerli izleyiciler, toplantının detaylarını şimdi de Murat Salman'la değerlendirecek diyelim ve sözü Cenk Akyoldaş ve konuğuna bırakalım. Evet, Ankara'dan özel yayınımız, yine özel bir konuğumuzla beraberiz. Murat Salman bizlerle. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk. Son enflasyon raporlarında seni göremiyorduk. Buraya geldin, önemli, buraya katıldın ve soruları da dinledin, sunumu da dinledin. Ne dersin, yere basan bir sunum muydu? Soru cevap kısmını seni tatmin etti mi? 58'lik enflasyon hedefini gerçekçi buldun mu? Yani yere basan bir sunumdu. Özellikle tabii son dönemde çok sıkıntılar vardı o konuda. Yani bağımsızlığını kaybeden bir Merkez Bankası'ya karşı karşıyaydık. Bugün
en azından gerçekçi rakamlarla, özellikle tabii ki enflasyon hedefi %58, gerçeğe yakın bir hedef. 22.3'ten revize edildi. Hani 45.7 puanlık bir artış var. 40'ın altı biraz tabii negatif algılanacaktı. Hani 40-50 arası biraz nötr olacaktı ama 50'nin üstü daha gerçekçi. Yani özel piyasaya yakınlaştı, hatta piyasa beklentisinin çok üzerinde geldi. Yani yani revizyonun en fazla 50 olacağı söyleniyordu. 58 yüksek bir revizyon oldu. Tabii evet, yani enflasyon çok yüksek olduğunu artık Merkez Bankası da kabul etmiş durumda. Beklentileri kırması için bu revizyonun arkasında ciddi bir para politikası adımları gelmesi lazım. İlk adım tabii ki faiz artımlarının 2,5 puan adımlarla değil, çok daha yüksek olması lazım. Çünkü o sinyali alabildi mi? Ben pek alamadım. Yani bence eksik olan o oldu. Buradaki bence en büyük soru zaten, yani bizi izleyenler, bütün işte Türkiye ekonomisini takip edenler, yurt içi yurt dışı, tek bir soru var. Siyasi otorite, başta Sayın Cumhurbaşkanı, izin verecek mi, vermeyecek mi? Bence soru bu. Yani net soruyorum. Herkesin kafasındaki soru bu. Merkez Bankası yapacaklarını biliyor. Farkında, başkan da farkında. Ekip de farkında. Enflasyon zaten burada 58'e revize edildi. Burada bir mesaj var. Yani enflasyon bizim beklediğimizden çok daha yüksek. 22.3'ten 58'e revize ettik. Biz bunun üzerine adım atmamız gerekecek. 3 tane adım var. Makro ihtiyatı. Ondan sonra işte miktarsal sıkılaştırma, ki buna başlandı zaten. Evet, yani bu yapılacak. Ve tabii ki faiz adımları. Yani sadece faiz artırımına değil, diğer adımlar da takip edecek. Ama bunun en önemli adımı tabii ki faiz adımı. Bugün baktığımız zaman enflasyon beklentilerine göre 58 ise faizin en az 40-45'lere gelmesi gerekiyor. Eğer ciddi bir şekilde enflasyonla mücadele ediyorsak. Makro ihtiyati tedbirler biliyorsun 200'ün üzerine geçtiğimiz bir senelik periyod için alınmıştı. Konuşmasının başında da buna da atıfta bulundu. Kucağımda buldum der gibi. Tabii. Orada sadeleştirmeye gidilmenin çok önemli olduğunu belirtti. Ne dersin, bunun ileride bankacılık sektörü, kredi mekanizması üzerindeki etkileri nasıl olacak? Benim de sorum olmuştu biliyorsun. Özellikle de bu, sen de sanayi kesimiyle, şirketlerle de yakın temasın var. Bu noktada hizmetler veriyorsun. Net ihracatçı olmayan KOBİ'den büyük firmalarda döviz birikimi yoksa, zaten bankalar kullandırdıkları kredilerde dövizle kullandıkları TL kredi vermemeye çalışıyorlar. Bu nokta ileride bir sıkıntı yaratabilir mi senin? Bu soruyu da sana da sorayım. Başkan, ben gerçekten de yaşıyorum. Yani çalıştığım firmalarda da bunu görüyorum. Yani bir krediye erişim azalması var. Bu net ifade ediliyor. Ama bu da sonuçta Sayın Başkan da bunu ifade etti. Yani bir talebin biraz azalması gerekiyor. Kredi miktarının biraz azalması gerekiyor. Enflasyonla mücadele buradan da geçiyor. Yani sadece faiz artırımına değil, talebi de azaltmanız gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu hep söylerim, yani enflasyonla mücadelenin çok ciddi bir şeyi var, reçetesi var. Buna acı reçete diyoruz, ki buna başlandı seçimden sonra ve bu devam edecek maalesef. Yani enflasyonun düşürmenin çok ciddi maliyetleri var. Bunu sadece biz değil, bütün dünyadaki ülkeler bu enflasyona, ki başkan bunu gerçekten 2025 dedi, istikrar. Yani bugün işte düğmeye bastınız bir iki ay önce, 1,5 sene sürüyor minimum. Buradaki yine aynı şeyi söylüyorum, siyasi otorite buna izin verecek mi, vermeyecek mi? Bir yerel seçim var Mart'ta, yine sonbaharda ya da yıl sonunda yine bir kredi genişlemesi mi gelecek? O zaman bütün bu yapılanların heba mı olacak? Ya burada soru işaretleri var. Ve biliyoruz ki iktidarın son 20 yılda baktığımızda hep büyümeyi tercih etmiş enflasyon yerine. Tekrardan bu adım atılacak mı, atılmayacak mı, bu izlenecek. Peki biliyorsun bir enflasyon politikası çiziliyor. 2024'ün Nisan'ından sonra bir hafif eğilim düşüş ve sonrasında keskin bir düşüş görüyoruz. Ve 33'e kadar inmesi bekleniyor. Bunu neye bağlıyoruz? Politika faizdeki hızlı artış o dönemde mi gerçekleşebilecek, seçimlerin ertesine mi sarkıtılmış vaziyette projesi? Büyük ihtimalle öyle. Yani seçim, yani seçime kadar böyle hibrit modelle, hani biraz eski model, biraz ortodoks yeni model. Ondan sonra seçimden sonra tamamen ortodoks modele dönülecek diye ondan kaynaklanıyor. Ama dediğim gibi tabii ki seçim, siyaset her zaman daha çok büyümeyi tercih edecektir ama yani bu enflasyonla mücadelede çok ciddi bir şekilde bir yerde devam etmesi lazım. Amerika'da bunu net görüyoruz. Yani resesyona girme ihtimaline karşı faiz adımı hala, yani
Faizleri 3'e geldi. 5.25, 5.50 oldu. Hala faiz arttırabilir mi diye konuşuluyor. Biz buralara gelmemiz lazım. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim Ankara'dan bizden herkese selamlar. Peki tekrar teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş'a ve konuğu Murat Salman'a. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Evet Altay Bey, şimdi Dünya Gümrük Örgütü seminerinde yetkilendirilmiş yükümlü versiyon 2 gündeme geldi. Şimdi bu konuyu bize biraz anlatır mısınız? KOBİ'ler dahil olmalı mı? Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 2 versiyonu onaylanmış kişi statü belgesi için uygun mu? Nedir bu pozisyonlar? Şimdi Dünya Gümrük Örgütü Dubai'de bir seminer gerçekleştirdi. Hı hı. Burada IO2 diye tanımladığımız, yani artık ikinci versiyona geçmesi gerektiği konuşuldu. Tabii bunları da çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'de KOBİ'ler, yani 42A ve OKSB diye tabir ettiğimiz firmalar var. Toplamda 5500 tane. Hı hı. Yaklaşık 2000 tanesi 42A dışı. Bu firmaların sisteme dahil olması gerekiyor. Biz şöyle bir çıkarsama yapıyoruz aslında. Bir önceki dönem ticaret Bakanımız Doktor Mehmet Muş Bey ilk bin ihracatçıya davet mektubu gönderdi. Yani neden YS sistemine dahil olmuyorsunuz dedi. Biz şöyle bir çıkarsama yapabiliriz. Şu anda sayı 686 ama Ticaret Bakanlığı bunun arttırılması yönünde bir talepte bulunuyor. Çünkü ilk bin ihracatçı içerisinde yaklaşık 270 tanesinde YS var. Ve ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nda kayıtlı ilk 500 içerisinde de yaklaşık 160 tanesinde YS var. Tabii biz bu sayıların arttırılmasını önemsiyoruz. Çünkü dış ticarette dünyayla rekabet edebilmemiz için maliyetlerimizi düşürecek bir sertifika olduğuna inandığımız ve fiiliyatta da bunu bu sistem içerisinde de kullandığımız için. Şimdi bu firmaların hangileri geçebilir? 3 tip model var. Baz model, YS1 ve YS2. En yakın olanı YS2 gibi gözüküyor. Çünkü 1 milyon dolar ihracat yapmaları yetiyor. Onaylanmış kişi statü belgelerine sahip olan firmalarda zaten bu performansı yakalayan firmalar. İki tane kalite belgesi var. O çok önemli. ISO 9001 ve 27001. Bu başvuru sırasında verilen bu iki kalite belgesinden temin ettiği OKSB sahibi firmalar rahatlıkla YS sistemine geçebilir diye düşünüyoruz. Peki sertifikanın geçerlilik süresi var mı? Sertifikanın geçerliliği gümrük kanununa göre sınırsız. Lakin her 5 yılda bir ön izleme ve yerinde izleme gerçekleştiriliyor. Ben buradan Ticaret Bakanlığı'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 686 firmanın neredeyse 300 tanesini 2 yıldır yerinde izleme ve ön izleme belgelerini inceleyerek hızlı bir şekilde firmalara dönüş yaptılar. Ben özverili çalışmalarından dolayı da kendine çok teşekkür ediyorum. Peki o zaman transit işlemlerinde yeşil hat uygulamasının getirilmesiyle ilgili ne gibi faydaları olduğunu da sorayım size. Ne gibi faydaları tabii var? Tabii ki. Geçen ay Ticaret Odası'nda bir seminer gerçekleştirildi. Ticaretin kolaylaştırılması daire başkanımız Sayın Meriç Kelleci ve ticaret uzmanı Mustafa Özgün'ün değerli katılımlarıyla gerçekleştirildi. YS tanıtım günleri oldu. Hı. Biz bunları da çok önemsiyoruz. Yani devlet erki, sivil toplum kuruluşları, ticaret odası, sanayi odaları ile birlikte en azından dış ticaret erbabının sorunlarını orada masaya yatırdık. Ben kendilerine tekrar değerli katılımları için teşekkür ediyorum. Orada bir bilgi paylaştılar. Kamuya açık bir bilgi olduğu için burada da rahatlıkla paylaşıyorum. Transit işlemlerinde YS sahibi firmaların bilhassa yeşil hatta işlem görebilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kendisi de söyledi. Çok sevindirici bir haberdi. Biz gene defaatle yeşil hatta transit rejiminde yeşil hattın kullanılması çok önemsiyoruz. Peki, ihracatta ve ithalatta yerinde gümrüklemenin avantajları neler? Neler? Şöyle iki tane versiyon var. Kısaca tanımlamak gerekirse bir ihracatçı firma kendi tesisinde eşyasını yükledikten sonra yurt dışındaki tesiste herhangi bir iç sınır gümrük idaresine uğramadan direkt eşyasını sevk etme imkanı sağlıyor ihracatta yerinde gümrüklemede. Şu anda hali hazırda ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi olan firma sayısı 54. Biz bunu da çok önemsiyoruz. 54 aslında sayı az. Bunun yaygınlaştırılması, hatta 2020 yılında ticaretin kolaylaştırılması yönetmeninde bazı değişiklikler yapıldı. Hı. Güvenli depolama alanı şartı kaldırıldı. Nasıldı, yani, ne gibi değişiklikler yapıldı? Devlet erki burada fiziki bir alan olmasının dışında tesisinizde yükleme boşaltma alanlarında ihracatınızı yükleyip gerçekleştirebilirsiniz diye basitleştirme uygulaması gerçekleştirildi. Ve başlarda sadece kısıtlı rejimlerde ihracat yaparken 2020 yılındaki değişiklikle bütün rejimlerde yeşil hattı kullanma imkanı geldi.
Biz ihracatta yerinde gümrüklemenin yaygınlaştırılmasını da Ticaret Bakanlığı gibi çok önemsiyoruz. Bilhassa ithalatta yerinde gümrükleme, orada sayı daha da az. Aslında en fazla maliyet avantajı sağlayan durumlardan bir tanesi şu anda sayı 17. Yani 686 firmadan sadece 17 tanesinde ithalatta yerinde gümrükleme modelini kullanıyorlar. Burada maliyetlerinizi çok düşüren bir sistem. Kendi tesisinizde gümrükleme yapabiliyorsunuz. Ticaret Bakanımızın 2013'teki Hayati Yazıcı Bey'in ilk lansmanında dedi ki her fabrika bir gümrük idaresi. Yani gümrükten, sınır gümrük idaresinden giren komple yük bir tır direkt sizin tesisinize geliyor, sizin gözetiminizde ve sizin sorumluluğunuzda. Çünkü YS sahibi firmalar kendi bilgi akışlarını yapan güvenilir firmalar oldukları için tüm kayıt ve arşiv sistemlerini düzenli bir şekilde tutuyorlar. Kendi gümrüklemenizi kendi tesisinizde gerçekleştiriyorsunuz. Çok büyük bir avantaj değil ve mi? Ve iç piyasaya süratle bu eşyaları sunabiliyorsunuz. Diğer bölge ve illerde sizin notlarınızda şimdi dikkatimi çekti. 16 adet ihtisas gümrüğü evet, var diyorsunuz doğru. Değil mi? Evet, evet, o ihtisas gümrüğüyle ilgili bir bilgi. Evet, doğru. Peki ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi 54 firmada, evet. İthalatta yerinde gümrükleme yetkisi de 17 firmada söz konusu. Şimdi burada bir de dergi var. Bu dergiden de bahsedelim isterseniz evet. Biraz. Sizin çıkartmış olduğunuz bir dergi Yeşil evet. Hat. Evet, derneğimize ve ismine münhasır Yeşil Hat olarak. Çünkü yetkilendirilmiş hükümlü sahibi firmalar Yeşil Hat'ı kullanıyorlar. Hı-hı. Bu arada hani bizi izleyen izleyicilerimiz için de söyleyeyim. Gümrük idarelerinde Sarı Hat, Kırmızı Hat ve Yeşil Hat uygulaması var. Ve ihracatta da sadece Mavi Hat uygulaması var. Burada Yeşil Hat aslında serbest geçiş anlamına geliyor. Hani bizler de yeşil pasaport ve diğer yeşil ışıkta geçmek gibi yani devletin güvendiği, izlenebilir olan firmalara verilen iş dünyasından bilgiler, makalelerin yer aldığı. Bu arada Ağustos ayında da Cumhuriyetimizin 100. yıl temalı yeni sayımızı yayınlayacağız. Bu da bizim 4. sayımız olacak. 2 yılda toplamda 4 tane sayı yayımlamış olduk. Yaklaşık 2-3 dakikalık süremiz var. O yüzden dergiyle ilgili de sormak istiyorum. İçeriğini nasıl hazırlıyorsunuz? İçeriğini genelde iş insanlarının makaleleri, bilhassa kendilerinin öneri ve taleplerinin olduğu durumları, YS ile ilgili bilgilendirmeleri, dünya konjonktüründen bilgileri ve bunun dışında da en önemlisi bizim 5 tane çalışma komisyonumuz var. Bu 5 tane çalışma komisyonumuzun yönetim kuruluna getirdiği önerilerin yapılan çalışmalarında burada bir yansımasını olarak Yeşil Hat dergisinde de yayımlıyoruz. Peki bundan sonraki hedeflerde yeni projelerde ne gibi yeni projelerde çalışmalarınız var? Çok teşekkür ediyorum. Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü ile bir seminer gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası uluslararası bir sertifika. Ve tüm dünyada ortak paydada buluşabileceğimiz, belki bizim de Ticaret Bakanlığı'na oradan öneriler sunabileceğimiz. Şunu da önemsiyoruz, vaktimiz varsa kısaca ondan da lütfen bahsetmek buyurun. İsterim. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir sertifika. Lakin diğer bakanlıkların da bu sertifikayla eşgüdüm halinde çalışmasını çok önemsiyoruz. Bilhassa Hazine ve Maliye, Çevre ve Orman, Tarım gibi bakanlıkların bu sertifikayı tanıması ve bu sertifika üzerinden gerekli basitleştirme uygulamalarını bu prestij sahibi 686 firmaya yetki tanımalarını çok önemsiyoruz. Peki süremizin sonuna geliyoruz. Son bir sözünüz var mı diye sorsam var mı neler söylemek istersiniz? Var. Çok çok teşekkür ederim. Son sözümüz var. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde gerçekleştirdiği bir konuşmadan alıntı yapmak isterim müsaadenizle. Buyurun lütfen. Bu memleketin fertleri ellerinde ziraatin, ticaretin, sanatın, emeğin, hayatın bir temsilcisi olsun. Memleketimizin zenginler memleketidir. Bu yeni Türkiye'nin adına çalışkanlar diyarı denir. İşte millet böyle bir devrin içerisinde bulunuyor. Böyle bir devri ihya edecek ve tarih yazacaktır. Bu tarihte en büyük makam çalışkanlara ait olacaktır. Biz de bu vesileyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki biz de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Katılımınız için, değerlendirmeniz için sağ olun. Değerli izleyiciler, gün ortasını noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.